Öncelikle Yunus Nadi armağanları denilerek hakikaten Türk edebiyatına, Türk kültürüne ve Türk birikimine çok değerli katkılar sunan ödüllerin bugüne kadar gelmiş olması ve Yunus Nadi'nin adıyla birlikte bu ödüllerin yaşamış olması çok kıymetli ve Cumhuriyet Gazetesi ve Vakfı'nın da bu haliyle ödülleri daha bir Türk edebiyatının derinleşmesine ve birikimine katkı sunması anlamıyla çok kıymetli. O nedenle bu ödül töreninde olmaktan dolayı mutlu olmanın ötesinde yıllarca bu ödül törenlerinde ödül alan sanatçılarımız ki şiirde de, edebiyatta da, sosyal alanda da herkesin Türk edebiyat ve birikimine verdiği katkıları göz ardı etmek mümkün değildir. Ben özellikle kültürsüzlüğümüzün kışını yaşadığımız şu dönemde Yunus Nadi ödüllerinin öneminin ve anlamının çok ama çok önemli ve kıymetli olduğunun altını bir kez daha çizmek isterim kendi adıma. Çok mutlu bir gün. Cumhuriyet Gazetesi bu ödülleriyle zaten tarihten beri, yani eski zamanlardan beri birçok önemli ödül vermiştir. Onlar arasında Türkiye'nin daha sonra büyük romancıları vardır, büyük gazetecileri vardır. Ve hem o ödüller veriliyor, onu izleyeceğiz şimdi. Ve aynı zamanda gayet güzel bir sergi açılmış, isim sergisi, onu gördük. Bu güzel günler hep devam etsin. Çok çok güzel günlerimiz olsun, dileğim bu. Arkamızda Yunus Nadi, Nadir Nadi İlhan Selçuk. Bu fotoğraf şudur: Cumhuriyet Gazetesi Türkiye'nin tarihidir. Cumhuriyet Gazetesi olmadan Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihini yazamazsınız. Yunus Nadi, Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim şekli cumhuriyettir ilanını meclis kürsüsünden okuyan kişidir. Nadir Nadi, çok partili yaşamı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyan kişidir. İlhan Selçuk da özgürlük mücadelesini, demokrasi mücadelesini Türkiye'nin bu yeni 21. yüzyılda da bu küreselleşmeye karşı tam bağımsızlığını koruma mücadelesini 21. yüzyıla taşımış kişidir. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi Cumhuriyet Gazetesi olmadan yazılamaz. Bugün tabii bu ödül törenimiz Türkiye'nin aydınlanmasına, Türkiye'nin dünya çağdaş ülkeler sahnesindeki yerini almasına katkıda bulunan yazarlara, aynı zamanda sanatçılara bir selamdır. Hepsini kutluyorum. Nice ödüllere diyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği hep aydınlık ve hep cumhuriyetli olsun diyorum. Gelişinizle taçlandırdınız. Teşekkür ediyoruz. Efendim, açılış konuşmasını yapmak üzere Cumhuriyet Vakfı Başkanı Sayın Ali Coşkun'u kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanım, eski bir önceki Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli milletvekilleri, değerli dostlar, sevgili cumhuriyetçiler. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bugün anlamlı bir gün. Çünkü Yunus Nadi'nin adına konulan ödüllerin 74. yıl dönümünü kutluyoruz. 3 çeyrek asır, 74 yıl bu ödüller her yıl veriliyor. 6 dalda bildiğiniz gibi şiir, öykü,
resim, roman, sosyal bilimler araştırması, karikatür, fotoğraf. Şimdi bu ödüllerin önemi şudur. Bir taraftan biraz önce seyrettiğimiz o Huay Milliye'nin gerçek bir unsuru, Mustafa Kemal'in çok yakını, Huay Milliye'ci Yunus Nadi'yi böylece anıyoruz. Ona saygımızı, sadakatimizi gösteriyoruz. İkincisi, aydınlanma devrimlerine, Atatürk'ün aydınlanma devrimlerine böylece bir katkıda bulunuyoruz. Altı dalda 74 yıldan beri yapılan çalışmalarla bu katkıyı sağlıyoruz. Değerli dostlar, bildiğiniz gibi Cumhuriyet Gazetesi bir kurum. 95 yıllık bir köklü kurum. Bu gazete kendi özel çizgisi var. Onun adını bildiğiniz gibi Cumhuriyet Gazetesi önce biraz önce seyrettiğimiz şekilde Anadolu Yeni Gün İstanbul'da basılıyordu. Daha sonra Yunus Nadi işgal üzerine matbaasını parça parça Ankara'ya kaçırdı, taşıdı. Ankara'da matbaasını kurdu. Anadolu'da Yeni Gün'ü çıkardı. Cumhuriyet'in ilanından sonra da yeni bir gazete, Atatürk'ün yönlendirmesi ve isteğiyle, arzusuyla Cumhuriyet Gazetesi 7 Mayıs 1924'te İstanbul'da yayınlanmaya başladı. O günden beri yayınlanıyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin politikası ve çizgisi Cumhuriyet Vakfı'nın senedinde belirtilmiştir. Bu çizgi ve politika açık bir şekilde konulmuştur. Cumhuriyet temel olarak Cumhuriyet felsefesini savunacak. Tarafsızdır. Hiçbir kuruluşa, hiçbir partiye, hiçbir hükümete bağlı değildir. Atatürk'ün aydınlanma devrimlerine bağlıdır. Cumhuriyete bağlıdır. Atatürk'ün emperyalist güçlere karşı önder bir şekilde liderliğini yaptığı milli mücadelenin anti-emperyalist düşüncesine kesin olarak sahiptir. Vatanın bütünlüğü, toplumun birliği, ülkenin tam bağımsızlığı için savaşır. Laiklik ilkesine kesin olarak bağlıdır. Aydınlanma devrimlerine kesin olarak bağlıdır. Aklın bağnazlıktan, bilimin dinden bağımsızlaşmasının yanındadır. Emeğin yanındadır. İnsan hakları evrensel bildirisinin temel ilkeleri çerçevesinde çağdaş evrensel demokrasinin ilkelerinin yanındadır. Her gazete bir süre içinde istediği yeri tutabilir. Şu partiyi tutar, yarın bu partiyi tutar. Yarın bu hükümeti tutar, öbürsü gün bu hükümeti tutar. Bugün bu tarikatın yanındadır, yarın öbür tarikatın yanındadır. Ama Cumhuriyet Gazetesi bunu yapamaz. Cumhuriyet Gazetesi'nin bir tek yönü vardır. Atatürk yönü.
Biraz önce anlattım. Vakfın temel esaslarını söyledim. Ondan vazgeçerse suç işlemiş olur. Cumhuriyet Gazetesi'nin asıl sahibi sizlersiniz, okuyuculardır. Her türlü gazete bugünlerde istediği gibi çalışıyor. Şunu da ifade etmek istiyorum. Son yıllarda Cumhuriyet felsefesine, Cumhuriyet'in temel ilkelerine, Atatürk'ün temel ilkelerine karşı bir saldırı, o ilkeleri bir tırtıklama, tırmıklama, törpüleme, hatta yerinden oynatma düşünceleri vardır. Ama Cumhuriyet Gazetesi bunlarla savaşmaya devam ediyor, devam edecektir. Hangi yayın organı nereye giderse gitsin, nereye dönerse dönsün, biz dönmeyiz yolumuzdan. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Sayın Hikmet Altınkaynak, Sayın Sezer Ateş Ayvaz, Sayın Seval Şahin, Sayın Mehmet Zaman Saçlıoğlu ve Sayın Murat Yalçın'dan oluşan seçici kurul, bu yıl ödülün Banu Özyüreğin Poz adlı yapıtı ve Tomris Alpay'ın Gülsün Agavni Zilha adlı yapıtı arasından paylaştırılmasını oy birliğiyle uygun görmüştür. Öncelikle jüri üyelerine, çünkü bana çok büyük bir mutluluk hediye ettiler. Sesime ses vermeleri, anlaşıldığımı görmem, yüreklendirmeleri çok önemliydi, çok değerliydi. Çok teşekkür ederim sizlere. Şu an göremiyorum neredesiniz ama çok teşekkür ederim. Yayın evimizden yayın koordinatörümüz Eyüp Tosun'a, editörüm Mehmet Sait Aydın'a ve sevgili yayın yönetmenimiz Cemil Eri'ye çok teşekkür ediyorum heyecanları ve inançları için. Bu ödüle layık gören, beni eserimi layık gören değerli jüri üyelerine, Cumhuriyet yöneticilerine ve küçük aileme desteklerinden dolayı binlerce teşekkür ederim. Teşekkür ederim efendim. Cumhuriyet ve aydınlanmanın 74 yıllık mücadelenin mihenk taşlarından Cumhuriyet Gazetesi'nin bu ödül töreninde bulunmaktan ayrıca onur ve gurur duyuyoruz. Tüm Cumhuriyet ailesini mücadele azmimizle selamlıyoruz. Her zaman, her şart ve koşulda sizlerle birlikteyiz. Roman alanında Sayın Zeynep Aliye, Sayın Asuman Kafaoğlu, Büke, Sayın Adnan Binyazar, Sayın Konur Ertop, Sayın İrfan Yalçın'dan oluşan seçici kurul, bu yıl ödülün Zeynep Göğüş'ün Işık Ülkesinden adlı romanına verilmesini oy birliğiyle uygun gördü. Bu değerli ödülün arkasında gazetecilik geçmişim var. Oradan beslendiğimi kabul ederek edebiyattaki bu başarıda gazeteciliğin hakkını teslim etmek istiyorum. Gazetecilikten edebiyata geçiş çizgisinde uzun süre direndim. Veli ve Kızları diye 30 yıldır yazmayı düşündüğüm kitabı nihayet Işık Ülkesinden adıyla sonunda yazdım. Bu aynı zamanda Cumhuriyet'teki köşemi bırakırken kendi kendime verdiğim bir sözdü. Veda yazımda roman yazmak üzere izin istemiştim. Sözümü tuttum. Efendim, şiir alanında Sayın Muzaffer İlhan Erdoğan, Sayın Doğan Hızlan, Sayın Atol Behramoğlu, Sayın Turgay Fişekçi ve Sayın Eray Canberk'ten oluşan seçici kurul, bu yıl ödülün Aba Müslim Çelik, İlhan'ın Paltosu Kanlı adlı yapıtı ve Hakan Savlı'nın Kırgın Karnaval adlı yapıtı arasında paylaştırılmasını oy birliğiyle uygun gördü.
Cumhuriyet Gazetesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve kurtuluşu hakkında gerek belgeseller gerek sözlü anlatı üzerinden çokça bilgi verildi. Salondaki konuklar da bundan hepsi haberdarlar. Ben kısaca duygularımdan söz etmem gerekirse mutlu olmamak elde değil. Zira bu 74 yıl süren Yunus Nadi çeşitli dallarda verilen ödüller Türkiye'nin Nobel'i olarak adlandırılıyor. Köşe yazarlar da bunu böyle kabul ediyorlar. Bir şair severse böyle seviyor. Metin altı ok, içinde şiir altı okka, Behçet'le Madımak'ta nefes nefese, öbür canlarla göz göre ölüme, Pür Sultan'ın boğazında yağlı ip ve yerlerde sürükleniyor yemyeşil harmaniyesiyle, selam şahin kuşun kanadıyla şaha. Teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. İstanbul'a gelmeye çok korktuğu halde bugün beni yalnız bırakmayarak Boğaz Köprüsü'nden arabamızla geçip Avrupa'ya ilk kez ayak basan 7 yaşındaki küçük kızım Yağmur'a teşekkür ederim. Sosyal bilimler araştırması alanında Sayın Profesör Doktor Rona Aybay, Sayın Profesör Doktor Ahmet Mumcu, Sayın Doktor Alev Coşkun, Sayın Profesör Doktor Emre Kongar ve Sayın Doçent Doktor Deniz Yıldırım'dan oluşan seçici kurul bu yıl ödülün Yeni Osmancılık, Hınç Nostalji, Narsizm adlı yapıtıyla Nagihan Tokdoğan ve Fatih Başakşehir, Muhafazakar Mahallede İktidar ve Dönüşen Habitus adlı yapıtıyla İrfan Özet arasında paylaştırılmasını oy çokluğuyla uygun gördü. Efendim, ben bu gece ödül alanların çoğunluğunun, hatta ezici çoğunluğunun kadın olduğunu görünce, ama sadece kadın değil, çalışkan, üretken ve direngen kadınlar olduğunu görünce, Cumhuriyet'in kadın devriminin bugünün karanlığına rağmen kadınlarla devrim diyerek çok daha uzun yıllar yaşayacağına bir kez daha emin oldum diyeyim. Bu salonda bulunmasa bile bu salondaki duygularımıza ortak olan ve eminim her biri birbirinden kıymetli sevgili herkes. Kurtuluşum ve Kuruluşum Partisi Bozkır'ın çorağında ne yazık ki zorluklar yaşarken bizler o günlerde Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlanma devrimiyle filizlenen Cumhuriyet'in değerlerini, ilkelerini yıllar sonra bugün hala aynı inançla ve aynı inanmışlıkla savunabiliyorsak eğer, işte o günlerde mücadeleleriyle, emekleriyle, inançlarıyla ve elbette direngenlikleriyle hala bugün önümüzü aydınlatanlar sayesindedir. Ve hala yıllar sonra bizler Yunus Nadi'nin yaptıklarından, inancından ve biz hala isimsiz Cumhuriyet kahramanlarının inancından önümüzü aydınlatabildiğimizi biliyoruz. Ben bugünü bizlere yaşatan 74. yılında Yunus Nadi ödüllerinin hala yaşamasına vesile olan Cumhuriyet Gazetesi'ne, Cumhuriyet Vakfı'na, bir o kadar emekler olduğunu bildiğim jüriye ve bu ödüllerin her geçen gün taçlanmasına vesile olan, ödül alan, emek sunan katılımcılara yürekten teşekkür ediyor, kutluyorum ve yaşasın Cumhuriyet, Cumhuriyet yaşasın diyerek hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Seçici kurula çok teşekkür ederim öncelikle bu ödül için. Çok onore edici bir ödül, Yunus Nadi ödülü. Benim için şöyle önemli bir anlamı da var. Bu kitap, Yeni Osmancılık, benim doktora tezimdi. AKP'nin duygu siyasetini çalıştım ben doktora tezimde. Ve geçen yıl bitmişti. Sonrasında hem bu kitap yüzünden hem de bir barış akademisyeni olduğum için ben üniversiteden uzaklaştırıldım. Üniversitelerin kapısı bana kapatıldı. Dolayısıyla cezalandırıldım. Burada bu kitap
aracılığıyla ödüllendirilmek bunun için çok değerli ve çok anlamlı benim için. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bu ödülü kendi ellerinden aldım. Canan Hanım'la İzmir'de karşılaşmıştım. Kendisini hatırlarlar. O zaman kucağımda kızım vardı. Korumalar arasında kendisine ulaşmaya çalıştım ve çalışmamdan bahsettim. O da ilgiyle takip edeceğini, okuyacağını söylemişti. Bugün çok ilginç, kendi elimden bu ödülü alıyorum. Bu yıl ödülün Fethi Gürcan Mermer Taş'ın karikatürüne verilmesini oy çokluğuyla uygun gördüm. Ya konuşabilseydim belki çizer olmazdım. Ama çocukluğumun gazetesi Cumhuriyet. Karikatürcülerle öykünerek karikatürcü oldum. Ve bugün Cumhuriyet'ten ödül alıyorum. Çok mutluyum. Teşekkür ederim jüriye, Cumhuriyet'e ve size. Sağ olun. Fotoğraf alanında Sayın İsa Çelik, Sayın Coşkun Aral, Sayın Garbis Özatay, Sayın Doktor Ersin Turan ve Sayın İbrahim Yıldız'dan oluşan seçici kurul bu yıl ödülün Sayın Murat Aynel'in fotoğrafına verilmesine oy çokluğuyla uygun gördü. Bu bölümde gerek Cumhuriyet Vakfı'na, gerekse Cumhuriyet Gazetesi'ne büyük katkılar ve destekler sağlamış saygıdeğer isimlere onur plaketleri sunacağız. İlk plaketimizin sahibi Sayın Temel Atay. Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet'in kuruluşuna büyük katkılarda bulundu. Şimdi de demokrasiyi, gerçek demokrasiyi kurmak ve yaşatmak için büyük çabalarda bulunuyor. Bütün ödül alanları kutluyorum. Hepsine bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum. İyi akşamlar efendim. Değerli katılımcılar, öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu ödülü bana layık görmelerinin nedeni, ismi üstünde çok büyük onur veren bu ödülü bana layık görmelerinin nedeni, benim Cumhuriyet Vakfı'nda değerli ve rahmetli İlhan Selçuk'un devresinde uzunca bir süre sürdürdüğüm yönetim kurulu üyeliğinden olmalı. Bu yönetim kurulu üyeliğini sürdürürken ve bu hizmeti yerine getirirken bunun Türkiye'nin çağdaşlaşmasına, Türkiye'nin Atatürk ilkelerinden ayrılmamasına verilen önemli bir destek olduğuna inanarak bu hizmeti sürdürdüm. Bu bakımdan şimdi de yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmış olmama rağmen o süredeki heyecanla, o süredeki azmimle ve enerjimle aynı hizmeti diğer toplum alanlarında sürdürmeye gayret ediyorum. Bu bakımdan da tekrar bu inancımı sizlerin önünde tekrarlamak istiyorum. Bu ödülü layık gören jüri üyelerine ve yönetim kurulu üyelerine ve vakfın tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum efendim. Sayın Birol Başaran, VBT Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü. Sayın Birol Başaran'ı plaketini almak üzere sahneye davet ediyorum. Onur plaketini takdim etmek üzere Cumhuriyet Vakfı Başkanı Sayın Alev Coşkun'u tekrar buraya rica ediyorum. Ben de bu seçkin konuklar önünde bu ödülü almaktan dolayı çok mutluyum. Gerçekten çok onur verici bir olay benim için. Ben de bir iki dakikanızı almak istiyorum. Çok öyle fazla teşekkür etmeden geç de oldu. Öncelikle bana Atatürk'ten kalan her şey çok değerli geliyor. Atatürk'ten kalan 3-4 tane şeyi sayarsak, işte sırasıyla sayalım. 9 Eylül 1923 CHP'nin kuruluşu. Arkadan 29 Ekim 1923 Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, 96 yıl oldu. Ondan sonra 7 Mayıs 1924 Cumhuriyet Gazetesi'nin kuruluşu ve 26 Ağustos 1924 Türkiye İş Bankası'nın kuruluşu. 95-96 yıllık kurumlar, bunlar hepsi Atatürk'ten kalan, hepsi Atatürk'ten miras kurumlar. Bunların hepsine çok sahip çıkmamız lazım. Ben bu salondaki herkesin bunlara çok sahip çıktığını biliyorum. O yüzden sizlerle
birlikte olmaktan ve bu ödülü almaktan dolayı çok teşekkür ediyorum. Şimdiki ödülün sahibi Sayın Gülizar Cengiz, İş Kadını, Almanya Alevi Bektaş Enstitüsü Başkanı. Efendim Gülizar Hanım'ı biz her zaman dinleriz. Cumhuriyete katkılarını kendisini tanımadan önce de bir duymaktaydık. Bu akşam kendisine plaket verebilmek onuruna sahip olduğum için çok mutluyum. Teşekkür ederim. Efendim herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum bu ödüle layık görüldüğüm için. Ancak bu ödüle asıl layık görülen sahibi olması gerekenler uzun yıllardır çok zor koşullarda her şeye rağmen gazeteyi ayakta tutan, yönetim kurulu başkanında tutumda çay ocağında hizmet görene kadar herkese verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Şimdiki ödülün sahibi Sayın Doktor Gürbüz Çapa, Esenyurt Eski Belediye Başkanı İş Adamı. Yazar olduğumuzdan beri okuyarak elimizi şu turundan bu tarafa da her zaman, her fırsatta, her ihtiyaçta destek olma fırsatımız oldu Cumhuriyet Gazetesi'ne. Bu kadar emek verdikten sonra böyle bir gecede Gürbüz ağabeyim, Gürbüz Çapan adına Gürbüz Çapan selamıyla bu plaketi aldım. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Atatürk'ün koyduğu vizyon ve ilkeler doğrultusunda kamuya hizmet vermek üzere eğitim, sağlık, kültür ve sanat alanlarında faaliyet gösteren Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nın kurucusu Sayın İnan Kıraç adına bu ödülü aldım. Burada bulunan herkesin Mustafa Kemal'in İsmet Paşa'nın torunu olduğunu biliyorum. İyi ki varsınız. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Ödülünü aldığım Hıdır Oktay, Gülizar Hanım gibi Cumhuriyet'in zor zamanlardan geçtiği bir dönemde. Şimdi başka bir zor zaman. Konuşanı içeri atıyorlar, yazanı içeri atıyorlar. O dönemde büyük basın tekelleri, patronlar Cumhuriyet'i boğmak istiyordu. Onların karşısında zor duruma düştüğümüzde Cumhuriyet okurları bir yerine iki Cumhuriyet aldı. Cumhuriyet çalışanları yeri geldiği bir yıl 50 lira 100 lira harçlıkla çalışarak bu gazeteyi ayak tuttu. İşte Hıdır Oktay da o zor günlerde ben de bir Cumhuriyet okurum deyip bize önemli bir katkıda bulundu. Bunlar bir gün dahi Cumhuriyet'e bir kahve içmeye dahi gelmiş insanlar değildir. Hıdır Oktay öyle bir dostumuzdur. Sayın Ali Rıza Selman Pakoğlu, Hacı Bektaş Eski Belediye Başkanı, emekli Tümgen. Size saygılarımı sunuyorum. Neden kucaklaştık bu kadar? O kötü günleri yaşadıktan sonra özgürlüğüne kavuştuğunda Sayın Balbay Hacı Bektaş'a geldi. Büyük bir coşkuyla ve kalabalıkla kendisini heyecanla, özlemle karşıladık. Araçtan indi Hacı Bektaş'ın girişinde. Kollarını açtı. Aynen biraz önce birbirimize sarıldığımız gibi sarıldık. Ve gözümüzden yaşlar aktı. Bu anı hiçbir zaman unutulmazdı benim için. Cumhuriyeti niye seviyoruz gazeteyi? Bir, kuvay milliyi ruhunu yaşattığı için. İki, hiçbir ayrım yapmaksızın laikliği demokrasinin olmazsa olmazı olarak hep önümüze sunduğu için. Gelmiş geçmiş yazarlarının tümünde hep şunu gördük. Bilimsel akıl. Bilimsel akıl sözcüğünü ilk kez rahmetli Erdal İnönü'den duymuştum ben. O kullanıyordu. Ama İlhan abi yazılarında sıklıkla bahsediyordu.
Cumhuriyet Gazetesi'nin Sayın Alev Coşkun da zaman zaman bunlardan bahseder. Bilimsel akılla çağdaşlığı yakalamanın yol ve yöntemlerini yazdık gazetede. Ve biz de bütün o yazarlara geçmişten günümüze kadar hepsine şükran borçluyuz. Eğer onlarla birlikte olmak bizim için mutluluksa yaşadığımız en güzel günlerdir. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Cumhuriyet iyi ki var. Cumhuriyet Gazetesi iyi ki var. Atatürk'ün askeri olarak onun devrimlerine sahip çıkmak, Cumhuriyet'in herkese aydınlanmanın projesi olarak ortaya koyduğu bir yol ve yöntemdir. Minnettarız, şükran duyuyoruz. Her zaman yanınızdayız. Sayın başta vakıf başkanımız olmak üzere tüm bu jüri üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili dostlar, ben de birkaç cümle etmeden edemeyeceğim ama sevgili belediye başkanım ilk kucaklaşmamızı anlattı. Bugün de burada buluşurken pek çok tabii Ergenekon dostuyla diyeceğim, o zor günlerin dayanıştığımız insanlarla da beraber olduk. Canan Hanım hatırlayacaktır duruşma salonundaki selamlaşmalarımızı, uzaktan kucaklaşmalarımızı. Sevgili Kerimoğlu ile camların arkasından konuşurduk. Arada bölme vardı. Pek çok dostlar, Birol Başaran'ın yatağını devraldım hücredeki. Onun hücresini ben geçmiştim onun tahliyesinden sonra. Bunları paylaşmamın nedeni ne olursa olsun bizleri hapse atabilirler. Hatta öldürebilirler ama yenemezler. Yenemezler. Bu inancımı bugün bir kez daha burada hem ödül alan arkadaşlar hem o arkadaşların inancıyla, o arkadaşların başarıya, o arkadaşların cumhuriyete, o arkadaşların Atatürk devrimlerine ve aydınlanmaya olan inançlarıyla birlikte bir kez daha yaşadım. Sevgili Selman Pakoğlu benim için aynı zamanda da şöyle bir şey. Ankara'da bir akşam Kent Otel'de İlhan abiyle oturuyoruz. Belli bir akşam pek çok konuyu konuştuktan sonra Balbay dedi, buldum dedi. Ne abi dedim, nasıl öleceğimi dedi. Bir süredir ölümle de barışığım diye sohbetleri, miyase buna daha çok hakim. Dedi Hacı Bektaş'ta dedi, orada da devam edeceğim. Dedim hayat orada devam edecek demek ki dedim. İlhan abi de bizi izliyor diye inanıyorum. İlhan abinin gerçekten hani Yunus Nadi, ardından Nadir Nadi girişte gördünüz. Devamlı İlhan Selçuk'un gerçekten Cumhuriyeti yeni yüzyıla, 21. yüzyıla taşımada büyük katkılar oldu. Ve şimdi Alev Coşkun'un ağabeyliğinde bütün Cumhuriyet ailesi olarak ödül alanların pek çoğu söyledi bunu. Bu ödülün son alanı, bu gecenin son ödül sahipleri o Cumhuriyet'in vefakar çalışanları, o Cumhuriyet'in Cumhuriyet'e inanan çalışanları diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yaşasın Cumhuriyet diyorum. Sağ olun. Sayın Şükran Soner. Plaketini almak üzere sahneye davet ediyorum. Evet, Cumhuriyet Gazetesi beni bir ömür onurlu yaşattı. Yaşatanların hepsine en içten teşekkürlerimle, tabii en önemlisi okurlarımız ve Cumhuriyeti yaşatan, değerlerini savunan kurucusundan, daha doğrusu Atatürk'ten Yunus Nadi'ye, Nadir Nadi, birlikte çalışma şansını yakaladığım Nadir Nadi, Doğan Nadi, Berlin Nadi Vakfı kurucusu ve İlhan abiyle zaten bir ömür birlikte geçirdik. İlhan Selçuk'a hepsine çok teşekkürler. Şimdiki ödülün sahibi Doktor Kazım Taş, iş insanı. Sayın Taş'ı plaketini almak üzere sahneye davet ediyoruz. Plaketi Sayın Şükran Soner takdim edecekler. Biz hekimlerin çok böyle hitabet kabiliyeti yoktur. Hepinize saygılarımı sunar. Bu ödülü bana layık gören yöneticilere saygılarımı sunarım. Şimdiki ödülün sahibi, iş insanı Sayın Şevket Tokuş. Ne yazık aramızda değil.
adına plaketi almak üzere Aykut Küçükkaya'ya rica ediyorum. Yunus Nadi ödüllerinin 74. yılını kutlarken ve bütün kazananlara, bütün jüri üyelerine ve Cumhuriyet Gazetesi'ne şükranlarımı sunuyorum. Herhalde dünyanın en şanslı yayın yönetmeni benim. Çeyrek asırdır Cumhuriyet'le çalışıyorum. Yabancı konuklar gelir Cumhuriyet Gazetesi'ne odama. Onlara şu an dünyanın ve Türkiye'nin en özel gazetesindesiniz derim. Gerçekten dünyanın ve Türkiye'nin en özel gazetesi Cumhuriyet. Cumhuriyet'te ekip arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla her gün Türkiye'nin en iyi gazetesini çıkartmaya çalışıyoruz. Mesleklerimizin yüzünü yere düşürmemeye çalışıyoruz. Ve ben her yazımı bir cümleyle bitiririm. Uğur Mumcu'nun dediği gibi her gün bir ekmek bir cumhuriyet. Sayın Nevzat Tüfekçioğlu, Cumhuriyet Vakfı eski üyesi, Koç Holding eski yönetim üyesi. Ne yazık Tüfekçioğlu da bugün burada yok, bizlerle değil. Plaketini almak üzere Sayın Hikmet Altınkaynağı rica ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Yaklaşık 40 yıldır bu gazetede hem yazıyorum hem okuyorum. Cumhuriyet yazarı olmak, okuru olmak benim için büyük bir onur. Bu ödülü de bu nedenle en büyük sevinçle alıyorum ve vekili olmaktan da büyük onur duyuyorum aldığım kişi adına. Çok çok saygılar. Sayın Meriç Veydeli. Cumhuriyet okuyucuları bilirler. Tam 39 yıldır onlara böyle seslendi. Siz değerli dostlar olmasaydınız belki ben burada olmayacaktım. Cumhuriyet gazetesinin yöneticileri gerek vakfının Sayın Başkanı Alem Coşkun Bey bendi. Gerek Cumhuriyet Gazetesi'nin tüm yöneticileri en baştan en sonuna kadar bütün görevlilerine teşekkür ediyorum. Ama en çok teşekkür etmek istediklerim de Cumhuriyet Gazetesi'nin muhabirleri. Başta fotoğraf muhabirleriyle birlikte tüm muhabirlerine yürekten sevgilerimi sunuyorum. Lütfen kabulünü rica ediyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Bir şeyi paylaşmak istiyorum. Eğer biz gerçekten Cumhuriyet ve demokrasi mücadelesi veriyorsak, bu tamamen Cumhuriyet'in kuruluş felsefesinin kadın erkek eşitliğine dayanmasından kaynaklanıyor. Kadın devrimi Cumhuriyet'in temelidir. Kadın erkek birlikte biz bu mücadeleyi sürdüreceğiz ve kazanacağız. Biz kazanacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Cumhuriyet Gazetesi baştan beri Osmanlı döneminde gibi aileler vardı. Ahmet Rıfat Efendi vardı. Recaizade Mahmut Ekrem vardı. Serteller vardı. Bireysel anlamda gazetecilik geleneğini sürdüren birkaç karacanlar vardı. Birkaç uçak sürdüren aileler vardı. Cumhuriyet böyle başladı. Yunus Nadi Bey'le başladı.
şu anda Cumhuriyet Vakfı'yla o gelenek devam ediyor. Bu karaktere, bu pozitif karaktere, medya dünyamızdaki bu karaktere, bu modele hepimizin sahip çıkması gerekiyor. İstanbul Barosu, Cumhuriyet Gazetesi'ne bu anlamda destek olmuştur, sahip çıkmıştır. Türkiye Baroları Birliği kurumsal olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne bu anlamda destektir. Toplumun iyi modellere ihtiyacı vardır. Bu modelleri korumalıyız, özellikle titizlikle korumalıyız, yaşatmalıyız. Hepinize saygılar. Teşekkür ediyorum Cumhuriyet ailesine. Sağ ol. Yaşasın Cumhuriyet. Değerli dostlar, Cumhuriyet Gazetesi aslında büyük bir aile. Bu aile Türkiye'de üzerimize kara basan gibi basan böyle edilmiş çaresizliğin kırılmasında çok büyük rol oynadı. Kapıyı aradık, geliyoruz, yeniden var olacağız. Teşekkürler.